Evet, arkadaşlarımız CHP'deki son açıklamaları ve bugüne kadarki gelinen noktayı da kısmen de olsa bir özetlediler ama şimdi biz gelinen son durumu ve bundan sonra neler yaşanabileceğini, muhtemel yaşanabilecekleri konuşacağız. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ile. Hocam hoş geldiniz moderatör geceye. Hoş bulduk Serkan Bey. Şimdi aslında CHP nereye doğru gidiyor sorusu belki çok genel bir soru olacak ama yani bugün yapılan iki açıklama var. Hem Yaşar Tüz'ün hem de Muharrem İnce'den gelen açıklamalar var. Yaşar Tüz'ün açıklamasından başlamak gerekirse aynen şu ifadeyi kullandı. Geçersiz imzalar açıklansın. Bunun sebebi parti yönetimine bir güvensizlik diyebilir miyiz? Böyle başlayalım mı hocam? Tabii yani artık iki taraf açısından da karşılıklı güvenin ortadan kalktığı, giderek saygı unsurunun tamamen zedelendiği bir sürece doğru evrildiğini görüyoruz. Yani bu nokta CHP açısından artık bir istikrarsızlık sürecidir. Tabii bu noktaya gelmesinin asıl neden olan faktörü, yani CHP'nin epey bir zamandır bir fikri anlamda tükenişin içerisinde olmasıdır. Yani yeni ürettiği, bir arada olmak, bir dünya tasavvuru, Türkiye ideali, gelecek adına yapılmak istenenler, Türkiye'nin dört koldan küresel birçok şer odağının saldırılarıyla muhatap olurken CHP'den beklenen o yerli ve milli duruşu yeterince gösteremeyişi, bütün bunların aslında bir dışa vurumu. Nitekim evet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz hep altını çizmiştik. Sonuna kadar aslında bir çatı adayı arayışı içindeydi Kılıçdaroğlu. Bunu başaramadı ama bir yandan da parti tabanından da önemli talepler ve tepkiler o noktada yükselmeye başlamıştı. Ve bir anlamda Muharrem İnce'yi çok da istemeyerek de olsa aday göstermek durumunda kalmıştı. Ama adeta aralarında bir zımni, hatta kamuoyuna da yansıyarak, ki bu Muharrem İnce tarafından da ifade edilmişti, genel başkanlık konusunda bir yarışın söz konusu olmayacağını, Kılıçdaroğlu'nun karşısına seçim sonrası, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası sonuç nasıl olursa olsun çıkmayacağına dair ifadeler, cümleler, yaklaşımlar sergilenmişti. Ama bunların hiçbirinin olmayacağını, bu sözlerin tutulmayacağını da biz aslında o dönemde çok tartışıyorduk, altını çiziyorduk. Nitekim bu konuda şöyle bir yorumumuz vardı. Yani ortalama geriye dönük 8-10 seçim aldığınızda %25'lik bir CHP ortalama oyunu hesap alırsanız matematiksel açıdan, artı bunun üstünde alınacak bir %5'lik yüksek oy Muharrem İnce açısından Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunda artık çok rahat oturamayacağı anlamına geleceğini, ama o %25'in altında da bir Muharrem İnce sonucunun ortaya çıkmasının da Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci bir Sarıgül durumuyla karşı karşıya kalacağını ifade etmiştik Muharrem İnce'nin. Şimdi öyle görülüyor ki artık kendisinde bu konuda bir hak görmektedir Muharrem İnce ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna ilişkin bir yarıştı aslında Cumhurbaşkanlığı adayı süreci. Yani bu iki taraf açısından da böyleydi. Nitekim seçim sürecinde propaganda desteği açısından olsun, evet, Muharrem İnce'nin zaman zaman yalnız bırakıldığına ilişkin yaklaşımlar olsun, bütün bunlar ortadaydı. Gördük. Ama tabii şunu da ifade etmek isterim Serkan Bey. Yani ne değişecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Yani koltuk, genel başkanlık, isimlerin değişmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bir ana muhalefet partisinden beklenen bugüne kadarki o fikri yükselişi, desteği, Türkiye'nin bu anlamda geleceğe ilişkin büyük iddialarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir pozisyon alacağı, bütün bunlara karşılık gelen net hiçbir cevabımız olmadığı gibi, aksine de kaygı uyandırmıştı seçim sürecinde. Muharrem İnce sonuçta bir parti içi muhalefet lideriydi. Genel başkan adaylığına her zaman talip olmuş bir yanı vardı. Bu ne demekti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin yönetim biçimini,
siyaset üretiş tarzını da beğenmediği anlamına gelmiyor. Hocam lütfen devam edin. Arada hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz geçtiğimiz hafta rakamları çok konuştuk. Yani acaba yeterli çoğunluğa ulaşılacak mı, delege sayısına ulaşılacak mı diye bunları çok konuştuk ama artık bu rakamların ötesinde bir durum değil mi? Yani CHP'nin içindeki bu kurultay durumu açısından. Yani rakamları çok konuşmamak gerekiyor. Hiç yani rakamlarla neyi ifade edeceksiniz? Parmak sayısı sayalım. 630 işte nedir delegenin imza vermiş olması ya da olmaması ne anlama gelir ki? Yani burada oturup işte acaba tüzük gereği delegenin gerekli olan 620 oyu aldı mı almadı mı? Yani sonuçta çok açık bir şekilde burada büyük bir istikrarsızlık içerisine girmiş. Şimdi bakar mısınız yani günlerdir Türkiye'nin gündeminden, Türkiye'nin yapmak istediklerinden, Türkiye'nin bugün itibariyle Amerika tarafından bir davayı öne çıkartarak yapmak istediklerinden, bütün bunlarından kopmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Kendi içinde sonuçta her şeyden çok daha önemli gördüğü genel başkanlık koltuğunun yarışının gündeme oturduğu bir yaklaşım içinde görüyoruz. Evet. Bu tabii demokrasi açısından da Türkiye açısından çok eksik bir yanı oluşturuyor. Sonuçta iktidarları diri tutan, onlara zaman zaman bu konuda özellikle ürettikleri politikalarla daha doğruyu yakalamaları, onları bir anlamda kaygılandırması gereken ana muhalefetin güçlü olmasıdır. Bunu ama bir şartla söylüyorum. O da şudur, yani bir hizmet yarışıdır bu iktidar ve muhalefet arasında. Yani sonuçta milli meseleler söz konusu olduğunda, Türkiye'nin bugün 3 terör örgütünün adını hemen bir anda sayabiliriz. Onun daha saçaklarında sayısız terör örgütünden söz edilebilir. FETÖ'sü, PKK'sı, DAEŞ'i, bunların hepsinin kuyruklarını birbirine bağlayan küresel şer odaklarının hamleleriyle Türkiye büyük bir mücadelenin içerisinde. Yani şunu diyorsunuz değil mi hocam özetle? Parti meselelerini artık tamamlayalım, bir tarafa bırakalım, artık ülke meselelerine dönelim ana muhalefet partisi olarak. Yani şunu, bunu söylemesi gerekiyor. Elbette yani Türkiye'nin buna da ihtiyacı var. Ana muhalefet partisinin duruşuna ihtiyaç var. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditkar bir dili kullanması, bu konuda ne bileyim işte Newsweek dergisinde tutup Türkiye'yi bir terör örgütü gibi göstermeye kalkması, buna cüret etmesi, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanına çağrı yapıp bunun bir an evvel iktidardan düşürülmesi gerektiğine ilişkin yazıların kaleme alınması, sıradan bir dergiden söz etmiyoruz. Evet. Buna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye bir tepki duymuyoruz? Sonuçta bu ülkemizin kendi meselesidir. Biz muhalefet partisi olarak iktidar muhalefet arasındaki ilişkimizi biz belirleriz. Ama söz konusu Türkiye olduğunda bu sizin haddinize değildir sesini duymak istiyoruz. Seçim sürecinde FETÖ mücadelesinde biz bu konuda yarışırız iktidarla. Biz de varız demesini bekliyoruz. PKK-PYD meselesinde bugüne kadar Türkiye'nin Fırat Kalkanı'yla Zeytin Dalı operasyonuyla yaptığı kararlılığın yanında olmasını bekliyoruz. Oysa o dönem içerisinde sadece Kılıçdaroğlu açısından değil, Muharrem İnce'nin de sayısız yanlışları oldu. Hani yine hakkını teslim edelim, bu apolet meselesini çok uyarıyorduk. Sonuçta bir televizyon kanalındaki seçim sonrasında bunun hata olduğunu, çok uzattığını kendisi de altını çizdi. Yani bütün bunlar açısından bakıldığında Türkiye'nin bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenenleri vermediği çok açık. Bunun temel sebebinin de çok önemli bir savrulmanın içinde olduğunu, bir fikri açıdan hangi noktada olduğunu hepimizin çok kestiremediği ve giderek bu iç çekişmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikrarsızlık sürecine sokacağı şimdi, çok açık. Tabii önümüzde bir yerel seçimler var. Evet. Herhalde şu anda genel merkez bugüne kadar bir anlamda daha edilgen durumundaydı. Muhalefet hareketliydi. İşte imzalar toplandı, noter dendi, sayı dendi, önlerine kondu, yok bu dendi, geri çekenler var dendi ama bundan sonrası için herhalde önümüzdeki hemen İlk hamle genel merkezden bir MYK üzerinden işte bir değişim algısı verebilecek bir hamlenin yapılacağını ama daha çok baskın bir karakter bundan sonraki davranışlarına yansıyacak olanı. Siz yerel seçim öncesi bir kurultay beklemiyorsunuz değil mi? Hayır, asla böyle bir şey beklemiyorum. Bunun olacağını da asla düşünmüyorum. Çünkü bir süre sonra genel merkez her zamanki yine sonuçta
delege ve yerel seçim arasındaki o ilişkiyi, sonuçta bir yerel Anladım. Seçimde temsiliyet tabanının geniş olacağı, işte belediye meclis üyeleri belirlenecek, adaylar belirlenecek. O gücünü kullanarak, o şu anki elindeki o imkanı kullanarak biraz da parti artık yerel seçim gündemine kilitleyerek bunu savuşturmayı deneyecek genel merkez. Ama ben zannediyorum ki yerel seçim sonuçlarından sonra Muharrem İnce ekibinin bugünkü açıklamalarından da öyle anlaşılıyor. Bu mücadeleyi sürdüreceği ve yerel seçim sonrasının gündeminde işin çok evet. daha yani mutlaka bir kurultay yerel seçim sonrası ortaya çıkacağı görüntüsü hakim. Hocam aslında yani CHP'nin yaşadığı durum üzerinden böyle spesifik aldığımız birkaç not vardı ama siz aslında durumu öyle bir noktada özetlediniz ki yani siyasi analizle birlikte bir sosyolojik tespitte de bulundunuz. Evet. Yani CHP'nin iç durumundan ziyade ülkenin içerisinde yaşadığı durumlara da katkı sağlaması açısından ana muhalefet problemini Tabii. ortaya çıkardınız. Evet. Sanıyorum bugünlerde artık bunun daha fazla dillendirilecek gibi geliyor. Kuşkusuz. Hocam çok teşekkür ederiz. Zamanımızı noktalıyoruz burada. Bu kadardı. Çok sağ olun. Yorum ve değerlendirmeniz için.